Ama aile bu parayı şu camiye mesela. İşte fakat dini ilim update gerekmiyor ki mesela başka ilimlerde olsa bolardı. Mesela kopçuluğa yeterdi. Mesela ben IT'ni okuyayım dese mesela ben o şey Uzbekistan'dan kelip durup IT'ni okuyacağım ben dine dedi. De yani kopçuluğa. Şuraya kriz kanaka. Mesela ben Arap dilini okuyamakçı ben de Arap dilini bu içeri okumakçı ben de okumakçı ben de. Yok, ilim doğrusu da ilim bilinedigen derslerine obrusuna göre obrusu aşadı da. O biz daim örgülüşümüz gereği bilen derse akide bilen fikrimizi doğru kuvarışımız gereği. O ilimler bizi başka mütehassislik hallerine zarar kılmıyor da halak kılmıyor. Bir yolda örgünün aydını, örgünün aydını, akıdeyi sağlam bugün deyin. Halal haram farkı gibi örgünün izleyin. Bu size fayda verir. Siz o ziyizdeki kabiliyet kökure, o ziyizdeki imkaniyet kökure yönelişe vuruşu, yönelip okuyu vuruşu için. Halk içi de millet içi de neme zarur halk. Tibbiyat zarur. IT zarur, o narsalarını örgüne vuruş gerek. Mütehassıs olsaydı bu şenge yöneliş gerek. Bazı adamın Kur'an'a, fikri'ye kabiliyeti bu muydu? Uzi'ye mâ lehe ve mâ aleyhâ dedi fikri'de. Faydalıma yu zarar da ben acret olsa bu. Halid ibn Velid radıyallahu anh'ını menakıblarını görseyiz, İslam ümmeti üçlük etti faydası dedi. Lekin İmam Gözü'yle Kur'an'da adış bir tekin. Beni imam kutkazmıyla, ben cihatta yürüp Kur'an'dan biraz uzaklaşıp kapmayan, tegelli hızlar. Halid ibn Velid'e, radıyallahu anh. İslamsa her daim şarap bilen İslam'a. Şunun için ilim ve ola uç gerek, hatta bu seyem. Kaysi ilim bu seyem. En dolzat bir yöneliş gerek. Sizde fikhte kabiliyetiyiz, görünme yaptı mı, özizde işanç yok mu? Özizge zarurunu, hal ilmini örgeneyim, lakin karasayız sizde tübbiyatke anaka var, kabiliyet var. Yok ki injinerlikke kabiliyet var, yok ki IT teknolojiye, başka otomanga yöneliş gerek, uşenden faydalı bu iş gerek de. Adamların en yakısı adamlarına faydalı. Şimdi Medine'nin fazlı, Kur'an ilimlerine mütehasslik, fikhine mütehasslik, yönergerliği bu işe tırk şahar. Kur'an nazıl bugün, Peygamber aleyhissalatü vesselam yatıptılar, sahabeler, her bitti taşı tegide, bitti tarih yatıptılar. Uşan için, dolzar bugünlüğü için bugün ruhu verirler. Lekin ilimini İslam dini ilim, dünyavi ilim deyip acilatmak. Bir kere hemen karı buluyor. Karı buluş adli buluyor. Mesela İbn Sina karı buluyor. Navai karı buluyor. Bukhari karı buluyor. Hemen şu Kur'an ilimlerini ulan özleri için zaruri deyip bilgi. Lekin şu ulan kamer. Başka ilimler var, halka fayda verir için hareket ediyor. Vakti bekar oturtmasın. Tünerli ki? Yine ayettim, hani eslettim. İhtilaflardan ilacı barca kaçış gerek. Bahs kılış gereği bugün oranın boladı o zaman. Gereği boladı çok ameliyatları. Lakin vakti oturtup koymazlık gerek. Aynı sizlerin yaşı ile de gelen kıpra ilim okuyu vuruş gerek. Kıpra okuyu vursayız ustazlar aytardı o zaman. 40 yaş geçe bahs kılma ilim oku diyeceğim. Keyin 40 yaştayken o zaman bahs saçmaya bayağı orası. Ama sen bilip orası. Bu bir huda burası da. Lekin bazı orunlar var. Bahs kılmasayız ümmetke sarayan kıp getirdi. Adli halkın içi de ıhtılafke sebep olurken işlerini kurtarıyor uçak. Adli mesela. Adli mesela diyor ki ıhtılaf oluyor. Bunun geçimi için mütehassıslar çıkıp yapmış gerek. Geçimi için gerek. Bazı meseleler var. Fakat o alimler bahs kılar ya mesela. Onu yan halkın içine adli adamların orası ki ab çıkışsa adamların başa eğlenişi başlasa kin ulamalar onu yapmış ki mecbur bırak. Mesela mahiyeti bu, aslı bu.
bu masalada ixtilof qilmanglar deb ulamolar aytadi, boshqa iloji qolmaydi. Hamma yanmas unda. Hamma kim bo'lsa chiqib buni bahs qilaversin demaydi. Buni orada aynalloh masalasi ko'tarilgan. Butun boshqa kalom ilmini mavzusi. Ilmul kalam. İlcamul avam an ilmil kalam. Kitob alohida. İlcamul avam an ilmil kalam. Kalom ilmidan avomni yuganlash, ya'ni tizginlash. Abu Hamidul G'azoliyning kitobi. Tizginlash uchun alohida kitob yozishgan. Avomni ishi emas. O'shaning uchun o'rganib qo'yaverasiz, vaqt bekor o'tkazmaysiz, o'rganib mutaxassislikni egallab qo'yaverasiz. Zarur bo'lganda keyin maydonga chiqasiz. Olmaz, şart emas. Mana shu Said Bektash, Sheikh Said Bektash aytadilar-da, shu aqida masalasi bo'yicha hech qachon sharh o'qimaydilar. Hech qachon sharh, faqat matnni o'qiydilar. Matnni yodlaydilar, o'shani 100 marta o'qiydilar. Tushunganlar, lekin hech qachon sharh, sharh qilsa adashib ketadi. Qattiq tavsiya qilgan edilar, men keyin bir O'zbekistonda madrasada aqidani dars berganim bilan nihoyat gaplashganimizda shu bilan shunaqa deganlar deb gapirganimda, ular aytdilar, endi men dedilar, hozir aqidadan dars beraman talabalarga. Men nima deyman, unga kirib hozir deyapman. O'z matn ozgina deyapman, kichik 12-13 bet matn deyapman. Uni 1000 bet shaxsiy yozilganda, shuni men kirishmaymiz, mana shu o'zini o'tib ketamiz demayman-ku deb unaqa qildim-da. Shunga mana shu faqat matn o'zini o'qinglar deb maslahat berdim. Haliga aytganimizda sharhiga ham vaqt keladi. Lekin sharhdan boshlasangiz matn qolib ketadi. Birinchi matnni yodlab olish kerak. Qayerda bo'lsa ham mavzu ko'tarilsa, sizni zehningizda matn turishi kerak. Matn. Keyin zarurat bo'lganda o'zi shundoq ham o'sha sharhga qarashga majbur bo'lasiz. Aqidada ham. Hatto hadisda ham. Hadisni o'zini olib turib, hech bitta olim mana shu hadisga ko'ra shunaqa deb ma'no aytmagan hech kim. Imom Buxoriyning hadislarida Aisha radhiyallohu anha qolat falan falan deb turib, demak shunaqa demagan. To'xta, Ibn Hajar nima degan? Mazhab ulamolari nima fikr bildirgan? Oysha onamiz radhiyallohu anhu Solim mavlo Abu Huzofani balog'atga yetgandan keyin o'sha Ummu Salama Ummu Huzofa mide onamizni emizdirib qo'yishligini aytganlar. Balog'atga yetgan odamga. Oysha onamiz yosh katta odam ham ayol kishini emsa mahram bo'lib qoladi degan fatvoni aytganlar. Oysha onamizning fatvolari bu. Qolgan birorta sahoba bunga qo'shilmagan. Buni sharhidan ko'rasiz. Lekin u qachon desa o'shunaqangi zarurat tug'ilganda xalqi ichida tashvish boshlanganda uni to'g'risini aytish kerak bo'ladi. Mutaxassislik shuning uchun kerak. Omma xalqqa kerak emas lekin. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam Alloh ruhi kirishlikda. Masalan, kalom ilmi aytdi. Kalom ilmida ham shu u endi esa o'zining ruhini Qur'ondagi yana Qur'on ruhi bilan muloqot qilgan. O'sha o'zi sizdan bu haqda so'rashadi, u Alloh huzurida sizga ozginagina berdi. Endi inson odam o'zining ruhini qanaqaligini bilmasa turib Alloh ruhi kana kirishadi deb qattiqroq gapirdilar o'sha paytda. Kalom ilmini aytyapmiz-ku, avomni jilovlash kerak. Chunki avomda usul yo'q. Usul qoida yo'q. Haligi gaplar bekorchi gaplar emas. Masalan, Qur'oni Karimning oyatlarini zohir ma'nosi, hadis shariflarining zohir ma'nosi mujassima toifasiga asos bo'lgan. Shu matn? Shu matnni bittasi o'qiyapti-da, mana deyapti. Ash'ariy Maturidiylar oyat va hadislar mujassimalikka dalolat qiladi deyapti. Ana bularning xatosi deyapti. Voy! Insof bergur. Masalan, Imom Muslimda hadis bor. Alloh taolo aytadi qiyomat kunida: "Men kasal edim, nimaga meni ziyorat qilmading?" deydi. To'g'rimi? Alloh taolo qanday kasal bo'ladi? Qanday qilib? Matnni zohiriga, ha, kasal. Alloh kasal bo'ladi, o'ziga xos kasal bo'ladi. Mujassim shunaqa degan.
Allah kasal bo'ladi, o'ziga xos kasal bo'ladi. Hey. Ha bu bitta majoz bor, bitta boshqa ma'no bor. Qur'oni Karimda bir joyda Alloh taolo nima degan? Munofiqlarni nasulloha fanasi yahum degan. To'g'rimi? Munofiqlar Allohni esdan chiqardi, Alloh ham ularni esdan chiqardi. Alloh taolo esdan chiqaradi. Zohiri mujassamalikka asos bo'lgan. Alloh taolo esdan chiqaradi, o'ziga xos esdan chiqaradi. Ya? Astag'firulloh. Wa ma kana robbuka nasiya. Boshqa oyati bu ham bor. Sen Rabbin esdan chiqaruvchi emas. O'shaning uchun umumiy ma'noda siz bilan bizga matn vojibul vujub. Vojib bu vojib bo'lmaydi, yoki butun boshli matnni, butun boshli dinni tushunish uchun matnni yodlash kerak. Bizda eski uslub Buxoro uslubi. Matn yodlatgan faqat. Matnni yodlagandan keyin maydonga chiqqandan keyin uni ro'barusiga manaman degan ahli bid'at chiqa olmagan. Ahli bid'at qachon ahli bid'at bo'ladi, bilasizmi? Birinchi o'rinda usuli bo'lmaydi. Keyin matnni noto'g'ri tushungan bo'ladi. Ya'ni hadis oyatlarni noto'g'ri tushungan bo'ladi. Hadis oyatlarni noto'g'ri tushungani uchun ahli bid'at bo'lgan bo'ladi. To'g'ri tushunsa ahli bid'at bo'lmaydi. Ibn Taymiyya rahimahulloh shunga aytgan. Ahli bid'at bilan bahs qilganingda degan, u keltirayotgan matnga yaxshilab tikilgin, o'sha matnda o'ziga raddiya bor degan. Chunki noto'g'ri tushungani uchun matnni ko'tarib yurdi. Masalan, jabriya tariqati bor. Hammamiz robotimiz deydi. Cho'lda yotgan barqga o'xshaymiz deydi. Shamol kelgan tomonga esamiz deydi. Dalil desa, ular oyatdan dalil keltiradi. Va ma ramayta iz ramayta valakinna Alloh rama. Siz otgan paytingizda siz otmadingiz. Alloh otdi. Haligi tuproqni sepkanlarida hammasini ko'ziga qum to'lgan. Ha, o'sha masalada siz otmadingiz otgan paytingizda. Balki Alloh otdi uni. Valakinna Alloh rama. Alloh otdi. Alloh qiladi hammasini. Biz faqat robotmiz degan masalani ko'targan Jabariy. Biz ahli sunna o'sha oyatni o'zida sanlar noto'g'ri tushunyapsan. Ha? Nima degan? Vama romayta id romayta degan. Sen otmading, sen otgan paytingda. Sen otding deb Rasulullohga nisbat beryapti. Demak, otish bor bizda, ixtiyor bor. Uni isobat qilish, tegizish Allohga, natija Allohniki. Alloh taoloni ko'ramaymiz deydi Mu'tazilalar. Dalil la tudrikuhul absar va huwa yudrikul absar. La tudrikuhul absar va huwa yudrikul absar. Ko'zlar uni idrok qila olmaydi deydi. Idrok qilishlik uchun chegara bo'lish kerak deydi. Mu'tazilalar, agar biz Allohni idrok qilsak, ko'rganimizda chegara bilan ko'ramiz-ku. Allohga chegara nisbat berib bo'lmaydi. Demak, bu yerda Allohni ko'ra olmaymiz deydi. Imom Maturidiy aytadilarki, bu yerda idrok bilan ko'rishni farqi bor deydi. Idrok biz chegarasini bilmagan narsalarda ham bor. Mana hozir osmonga tikarak qop qorong'imi? Idrok qila olamizmi? Qayerdan boshlanib, qayerdan tugaganini ko'ramaymiz. To'g'rimi? Allohni ham idrok qila olmaymiz, ko'ramiz. Bizdan idrok bo'lmaydi. Lekin ko'ramiz Alloh. Boshqa dalildan keltirdim. Shuning uchun usul muhim. Matnda usul bor-da. Matnda usul bor. Masalan, hadisda qon chiqsa tahorat sinish haqida hadis bor. Hadisda qon chiqsa tahorat sinmasligi haqida hadis bor. Matnda nima bor? Najosat chiqsa tahorat sinar. Qoida bu matn. Najosat chiqsa tahorat sinar. Bu Hanafilarning qoidasi. Roza qachon ochiladi? Ba'zida ochilmaydi, ba'zida ochiladi. Hadislar turli xil bor. Ha? Ba'zida esdan chiqarib yeb qo'ydi, ochilmayapti. Ba'zida hijoma qildirdi, ochiladi hadis bor. Abu Hurayradan hadis bor. Qaysisiga amal qilasiz? Matnda nima degan? Bir narsa kirishligi bilan roza ochiladi.
Necasat çıkışlığı bilen taharası var. Bana şu kaide, kogan hadislerinin hemmesini, hulasasını verir. Şunun için ulamalar yeterli. Ayet bilen, hadiske, mezhep ulamalarının kavlu tezkere gibi kalsa, mezhep ulamasının gibi alınadı deydi. İştirişi de galatı. Ben Kur'an sünnet taşarken gördüğüm bile diyor, bunlar taşamayız. Kur'an sünnetinin umumi hulasasını şu mezhep agen deyiz. En doğrusunu agen. İbn-i Vahhab'ın gapı var. Ben degen, 100 bin'e yakın hadis yadladım degen. Kiyin degen, muamma kip kalıp. Hadislerde onu kıl, bunu kıl, bunu kılma, onu kılma. Şunu kıl, kupayıp gittik ki degen. Kalbimde şubhayem aralık kaldı. Yani, ne kılışı bilmek kaldı. Kiyin, İmam Malik bilen, İmam Malik bilen, Leys min kutkardı degen. Ularga kelib turib yodlagan hadislarimni aytdim. Buni olasan, sababi bu. Buni tashaysan, sababi bu deb unga o'rgatdim. Qaysi hadisga amal qilsa bo'ladi, qaysinga bo'lmaydi. Hadis qilinmay, amal qilinmaydigan hadislar ham bor-da, nosx, mansux masalasi bor. Bir qancha holatlar bor. Mut'a hadislari bor. Bir paytlar bo'lgan, keyin tashargan. O'shaning uchun Qur'on va hadisler vahiy ekanligi de şüphe yok. Lekin ularının mafhumi, düşüncesi, nimaga amal qilish kerakligini mujtahidlar qilib bergan, başka yolu yok. Şunun için ham matnni yodlash kerak. Demak, matn ustoz qaysidir ma'noda şu qoida desagan bo'lar ekan-da, bu. Qoida-da, o'zi mazhab shuki usul qoida. O'zi anaqada zaruriy masalalarida ixtilof yok. La ilaha illallohda ixtilof yok. Muhammed Resulullah'da ihtilafı yok. Fariştelerde imanda ihtilafı yok. Kaderde imanda ihtilafı yok. İhtilaf bu megen narsalar din değiller. Din o. İhtilaf yok. İhtilaf var meselelerde dindeki iştihad değiller. Sahabeler de orada bugün o. İşte ben iyi Kureyze'ye bağırıp onların adabını bir ilişkileyip bugün de o şey hadis var. La yusalliyen la ahadukumul asra illa fi bani Kureyze. Bani Kurayza'da namaz okuyorlar fakat degen iki kıl düşünüşken şu sahabeler ilk kelesi bağırıp durup şu meselen köterken biz yarımız yolda okuduk delil ve me etekumur rasulü fekhudu Resulullah etkenini al ayetten delil ve me nehekum anhu fentehu nehi kıldın tohte ikincileri hem ayetten delil o gen Resulullah bütte tezlikini ifade yaptılar. Ve halen ki inne salata kânet alel mu'minine kitaben mevkûte. Vakti de okudu ki Allah Ta'ala. Vakti de okuyla uğramız. Manage markalarımız değişken. İkkelesini yem, ne bakıyorlar? Tasdıkla geldi. Onun için o mezheplerge ihtiyaç varlığı bana şu vaziyetten kep çıktı. Sahabeler ortasında kança ıhtılak var. Şimdi müştehitliğini dava kılış. Hadir gekelim. Hadisten bize mola uğramız. Değiş. Üçün bazı şartları koyuyorlar. Tamam, şartlar sizde tapılsa, mail. Kıymaz bu şartlar. 10 takı rahatlı biliş gereği, hemesini. Sahabelerinin hemesini tanış gereği. Namla nam, kim kim bilen kaçan görüşken, katta tuğulgen, katta vafat etken. Şu mevzuyla alakadar sahabelerinin hemesini tanış gereği. Kiyin hadislerini, avval kiyin eğitilgen diye, biliş gereği. Mekke medeni ayetlerini, biliş gereği. O şey beni Huzeyin ne tilini yem, organı bu iş gereği. Asan bir ayı. İngil umur sonra iş gereği geldi. İmam Ahmet'in rivayetlerine göre 1 milyon 200 bin turuk var hadislerde. 1 milyon 200 bin turuğunu bir iş gereği. İmam Ahmet'in özleri 400 bin hadiske iştihatka ruhsal bir gelme. 400 bin hadisi bir iş gereği. 400 bin dana hadisi yok. 400 bin turuk var. Bir iş gereği. Kur'an'ın özü de 35'ten artık ilim var. Bunlarını biliş gereği. Kur'an'ın ilimlerini hadiste bilgenden keyin halde narsalarını biliş gereği. Sahabelerini tanış gereği. Ebu Hanife etkiler, sahabelerde tercih kılaman dediler. Bazı sahabe fakih, bazısı bu üç gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görgen bu. Bazısı sahibi nalayin bu. Kavuşlarını kütleri yürgen. Ebu Hureyre 29 ay birge bugün Resulullah'la. 29 ay. Bunların hepsini biliş gereği. Kaysi sahaba ne diyebdi? Ebu Hureyre rivayette küçülüyü. İbni Abbas fikhte küçülüyü. İbni Umar fikhte küçülüyü. Tafsirde İbni Abbas küçülüyü.
katta sahabalar var. Hazreti Umar'ga başkaları teng kelmaydi. Abdullah bin Mas'ud'ga başkaları teng kelmaydi. Muaz ibn Jabal qozilikda teng keladigan yo'q. Ularni bilish kerak. Bu tugamadi hali. Ijtihod uchun. Endi o'sha sahabalardan dars olgan tobiinlarning 90%ini tanish kerak. Ularning orasidagi ixtiloflarni bilish kerak, sababini bilish kerak. Tobiinlar o'rtasida ham ixtiloflar bor. Uni ham sababini bilish kerak. Nima bo'ldi? Bu ishga erishgan odamga Nobel mukofoti beriladi. Hayır, mana shu ish qilsin, gap yo'q. O'shanda bo'lgan taqdirda ham sen deydi. Erishibsan bir mujtahidlikka, gap yo'q. Boshqalarga o'zingning ijtihodingni aytma. Boshqalarni qo'yib ber. Hanafiylar Hanafiyda yuraversin. Shofiylar Shofiyda yuraversin. Seni oldinga masala so'rab kelgan odamning mazhabini bil. Sen juda katta narsani bilibsan, gap yo'q. 400 ming hadisni bilibsan. Alloh ajringni bersin. Lekin kelgan odamga yangi mazhab gapirma. Kerak emas. To'rtta mazhab nimaga to'xtagan? Islom ummatining butun muammosini yecha oladigan usul turibdi. Yetadi shu. Yangi mavzuni ko'tarishlikka hojat yo'q, hojat yo'q. Yangi Amerika kashf qilishga hojat yo'q. G'ildirak kashf qilib bo'linga. Bo'ldi, g'ildirakni ustiga boshqa narsa o'ylaylar. O'sha g'ildirakni yurg'izadigan boshqa narsa. Bug'da yurg'izishdi, benzinda yurg'izishdi, elektrda, sizlar suvda yurg'izinglar shuni. Lekin g'ildirakka temaylar. G'ildirak mujtahidlar. Başka ilacı yok, muhtaç bo'ladi hammasi. Din siyosiylashsa, siyosiylashtirgan odamning qo'lini kesadi. Tig'li narsa. Ikkala tomonda tig'li bor. İlacı yok, baribir bo'sh qo'yishlikka majbur. Siyosatchilar siyosat yurg'izaman deb, dindan foydalanaman deb ulamolarni gapirtiraman desa, o'ziga zarar qiladi. Din masalasida ulamolarga qo'yib berish kerak. Qaysi davlatni ko'rgansiz? Doktor yurak operatsiyasi bo'yicha shug'ullanadigan doktorni olib kelib, siyosat haqida gapirtirgan. Yurakni operatsiya qilish kerakda, chunki bu yurakni operatsiya qilishlikda davlatimizning palon-palon demaydi-da u. Bu yurakni operatsiya qilish kerak bu. Unga ochib qo'yib berish kerak, uni fikrlarini bo'lmasin kerak. Xuddi shuni singari dinda ham. Dindorlar dinni gapirsin, halolni halol desin, haromni harom desin, ularga shijoat berish kerak. Alloh taolo o'z ulamolarini shijoatlantirsin. U ulamolarning tilini qisiq qilib qo'ymaslik kerak. Ulamo odam, sizlar talabasizlar, inshaalloh olimsizlar yo'l-yo'lakay ko'p narsaga duchor bo'lasizlar-da, hech qachon boylarni oldida til yog'lamachilik qilmanglar. Hech qachon. Boyi oldida tilingiz qisiq bo'lmasin. Iymoningiz komil bo'lsin, rizq Allohdan. Hurmatim joyiga qo'yish, chiroyli muomala qilish Rasulullohning sunnati kim bo'lsa ham. Lekin wala ta'du aynaka anhum turiduna zinatal hayati dunyo dedi Alloh taolo. O'sha yangi iymon keltirgan kambag'al, beva, bechoralar bilan o'tursalar, Abu Lahablar, Osib ibn Voyillar payg'ambar alayhisolatu vasallamga, mayli, seni gapingni eshitamiz, faqat ana oldingdagi yalang ayollarni hayda bor degan. Yoki bizga o'g'ril, biz bilan gaplash, ular bilan o'tirmaymiz biz. Shunda endi buni rivoyatlar shunaqa bo'lgan uchun aytaman. Asli odobdan emas. Payg'ambar alayhissalotu vasallamga hech qachon bunaqa narsa nisbat berilmaydi. Qalblarida shu odamlarni biroz da'vat qilib, dinga moyil bo'lyapti, gapirsammikin degan ma'noda qalblariga xayol kelgan. Shu abasa va tavallada shu bor. Alloh taolo wala ta'du aynaka anhum degan. Ularga qalbingiz moyil bo'lsa yo'da tursin, ko'zingizni ulardan olmang degan. O'sha iymon keltirgan anish kambag'allar sizni fidoilari shulardi. Boylarga umuman. Boylarni insofliklari ham ko'pda, lekin aksariyati boyligini sizni o'ziga domla qilib olish uchun ishlatmoqchi bo'ladi. Siz unga oilaviy sharoitiga keraksiz, fatvo topib berishingiz kerak. Hargiz qo'rqoq bo'lmang ularni. Rizq Allohda. Topgan puli Qorunda ham bor edi. Qorunda ham puli bor. Ularning pulini oldida tilingiz qisiq bo'lmasin hech qachon. Allohdan so'rang, o'zingizni boy qilsin.
puliz bo'lsa da'vatingiz ta'sirli bo'ladi. Chunki birovni qo'lingga qaramaysiz. O'shaning uchun biz aytayotgan gap ilmni o'qib qo'yish kerak, boshqa ilmlar. Kasbingiz, hunaringiz bo'lish kerak. Naqshbandiyni oldiga talaba qilib bolalarni olib kelishsa ota-onasi birinchi kasbini so'rardi. Birorta kasbi bormi? Yo'q desa, oldin kasb o'rgansin. Shogird tusin novvoygami, tikuvchigami, dehqongami shogird tusin. Kasbini olgandan keyin kesin talaba qiladi. Nimaga desa, talabani ta'magiri ilmini manfaatini kesadi. Foyda bo'lmaydi. Gapirishingiz kerak bo'lgan o'rinda gapira olmay qolasiz. Yeb qo'ygansiz, tilingiz qisib. O'shanga borib qolmang. Biz Allohda. Ilmni zo'r o'qing. Shunda yaxshi bo'ladi. Siyosatchilarga bo'lsa shunaqa nasihat. Dinni siyosiylashtirsa muammo bo'ladi. Inshaalloh uni ko'rib turibmiz-da. Bütün dünyada radikal düşüncelerini o'sha Usulü Salasadan, Navoqizul İslam'dan tarqatishdi. Bütün dünyada eksport bo'ldi shu. Oxiri o aylanib-aylanib yana shu yerda o'ziga muammo qildi. Endi majbur bo'lishdi. Majbur bo'ladi, iloji yo'q. Shuning uchun siz ilmni olib qo'yavering. Kavushingizni to'g'rilab qo'ygan uchun o'zini baxtiyor his qiladi ummat kelajak. Olim bo'lsa shunaqa bo'ladi. Yaqin shunaqa bo'ldi. Taqismoni kelganlarni oyoq kimlar ko'tarib yurganim yo'qsam qoldimmi? Nima bo'ladi? Ulamolarni Alloh taolo aziz qiladi. Lekin ulamolarni siyosiy mavzuga, siyosiy masalaga ishlatmoqchi bo'lsa, unda muammo bo'ladi. Foyda bo'lmaydi. Ulamoga ham foydasi yo'q uni. Uni ishlatmoqchi bo'lganlarga ham foydasi yo'q. Hızır Aleyhisselam'ı halkı gorri içinden alıp gitgenleri. O şey mesela bitti işken, resi kursan bölüldüm diye işen işken. O şey boyu resi kadar gelmen top olma gelmen diye. O şey yaplarızı başkattan bize ki nasihat, motivatı oranı bitti. Baştan yapı bir alış mı? O şey işken yiyiz. Hasan'a baksın yeni yapıları var. Menga yozilgan narsa meniki bo'ladi. Butun dunyo uni mendan tortib olmoqchi bo'lsa. Menga yozilmagan narsa meniki bo'la olmaydi. Men butun dunyo bilan unga harakat qilsam. Shunaqa ekan nima tashvish qilaman? Juda katta muammolar e'tiqoddagi zaiflikdan kelib chiqadi. Boshlanishida e'tiqoddadir. O'sha birovga til yog'lamachilik qilish, yolg'on gapirish, xiyonat qilish Burak mülkünü uğurlaş. Hemesi de rızk Allah'tan degen itikadını boşluğu durur. Bu rızk Allah'dan ki. Senden hareket, benden hareket olur. Şu makalde mimette ben hayata düşündüm. O, bu ülke rızkta. Yani biz de rızkımız alakası yok. Bu ilimge alakalı. Senden hareket, benden hareket ilimge alakalı. Hareket kılsayız, acem bulsayız, Araplar sizi iktidar kılar. Kur'an-ı Kerim'den ki en sahih kitap, acemi kitap, İmam Buhari. Bütün dünya İmam Buhari'yi iktidar kıladı. İmam Buhari, Orta Asya'da. Hareket kıge, Allah bari. Rızk, bu hareketke bağlı olmaz. Bu degeni yatavur degeni yemez. Allah'ın anaka var. فَاِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Namaz tügegenden ki, yerli tarqalinler, Allah'ın fazlını kıdırinler, sizlerler diye. Bu buyruk. Lekin itikadda rızk Allah'tan. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا Allah-u Teala, her bir urmelegen zatını araka diyor. Rızka, Allah'ın zimmesi de diyor. Allohning zimmasida bo'lgan rizqqa xiyonat orqali, o'g'irlik orqali, har xil narsa bilan erishib bo'lmaydi, mumkin emas.
Şunda oken, nima qilish kerak? Sabr bilan vazifani qilaverish kerak. Urug' degan bahs bor. Ato Alloh Sakandariyning gaplari bor. Urug' yerga ekiladimi? Ha? Yerni tagiga yaxshi mustahkam o'rnashguncha ko'zga ko'rinmaydi. To'g'rimi? Yaxshi o'rnashib olgandan keyin keyin chiqqanda mustahkam meva beradi. Humul davri. Siz hozir humul davridasiz. Yerni tagiga kirib olib o'qing. Ildizni yaxshi oting. Matnlarni zo'r yodlang. Sandan harakat mandan barakat. Dubaydagi arab tug'ilgan zahoti 100 ming dollar puli bo'lar ekan. Shuchotiga pul tushar ekan. 18 ga kirguncha pulni hech kim ishlata olmaydi. 18 ga kirgandan keyin unga beriladi. Nima harakat qildi u? Ertalabdan kechgacha beton qor yemiz. Qancha musofirlarimiz Rossiyada boshqa joyda ishlayapti. 100 ming dollar topa olmaydingiz. Uni harakati bilan buni nima harakati bor? Rizq Allohdan. Lekin ilm, fazl, darajat sizning harakatingizga bog'liq. Ixlosingizga bog'liq. E'tiqodni tekislab olish kerak. Tushunarlimi? Allohdan ajablanyapti. Ya'ni Alloh taolo rizq beradi, bandalar boshqaga shukr qiladi. Shu mana shu ajablanish masalasida sal g'alati o'qib qo'yganman. Qanday Alloh taologa ajablanish? Mana shu matnlar, bunga o'xshagan boshqa matnlar haqida salafni qoidasi bor. Amir ruha kama ja'at. Qanday kelgan bo'lsa, shunda o'qib o'tib ketaveramiz. Nimaga ajablanishligi haqidagi mavzu bizga kerak. Masalan, nuzul rob. Alloh taolo kechani oxirgi 3-chi qismida birinchi dunyo osmoniga tushadi degani. Yanzilu robbaka. Yanzil ila samai dunyo tushadi degan. Mashatda qop qutulsangiz ustadan bitta odam rozi bo'lsangiz. Lekin qolgan odamlar hammasi tutiladi. Yanzil robbinada qolib ketsangiz. Lekin hadis davomida nima deyilgan? Bormi istig'for aytadigan kechiraman. Qoraydigan narsasi beraman degan. Demak bizga hadisdan ko'zlangan maqsad tahajjudga turishu. Robbinani bahs qilibmiz. Mana shuni aytgan. Jamul avam an ilmil kalam degan. Kalom ilmini odamlarni to'xtatish kerak. Davomini o'qing. Robbim ajablanadi. Davom qiling nimadan desa bandasining falon falon o'sha ishni qilishimiz kerak. To'xtab qolmaslik kerak. Istava alal arsh kelgan hammasini davomida boshqa gap bor. Istava alal arshda o'tirib olib 100 yil bahs qilishdi. Istavoni ma'nosi nima? Istavoni ta'vili nima? Voy, yudabbirul amr bor davomida. Alloh taolo ishlarni tadbir qiladi. Demak, biz tadbir qilib ish qilish istavo nima qilasan? Kama ja'at kelganiga aytib qo'yar bo'ldi. Imom Molikning gaplarini ham noto'g'ri talqin qilishadi. Nima degan? Al-istiba u ya'ni ma'lum val kayf anhu g'ayri ma'lum. Al-istiva u g'ayri majhul. Val kayfu an g'ayri ma'qul. Yoki marfu degan. Va sual anhu bid'a degan. Istiva ma'lumligi nima? Ma'lum degani hamma biladi degani. Faqat olim biladigan narsa ma'lum bo'lmaydi. Olimlar bilmaydi, olimlar biladi. Bu xos narsa bu. To'g'rimi? Ma'lum desa hamma biladi degani. G'ayri majhul degani bu anaqa emas. Ya'ni noma'lum narsa emas degani. Hammaga ma'lum, hammaga ma'lumligi nima desa Qur'onda shunaqa kelgan. Bo'ldi, kelganda o'tib ketaverdi.
Val kayf anhu marfu degan. Kayfiyat Allohga bu ma'no yuklatilmaydi. Allohga kayfiyat yuklatib bo'lmaydi. Masalan, Alloh nechta desa bo'ladimi? Nechta degan savolni Allohga berib bo'ladimi? Alloh qanday degan savolni ham berib bo'lmaydi. Alloh qayerda degan savolni ham berib bo'lmaydi. Alloh qancha degan savolni berib bo'lmaydi. Alloh qanaqa degan savolni berib bo'lmaydi. Allohga nisbatan bunaqa savol yurmaydi. Qancha, qanaqa, qatta, qayerda bu bandaga xos. Mahluqqa xos. Desa, bular demak Qur'onda kelganidek o'qib ketiladigan narsalar. Bo'ldi. Kirishilmaydi. Kirishsangiz ketdi, to'xtamaydi. Bo'lgan narsa insonga din hisoblanmaydi. O'shaning uchun san'at kerak bizga, salafni gapi kerak. Amir ruha kama ja'at. Yanzili rob. Deyiladi. Qanaqa nozil bo'ldi deydi. Yanzili rob buna hadisda kelgani turibdi. Qanaqa degan savol Alloh bu haqida savol bergan odam bid'atchi bo'ladi. Tronningdan chiqib ket deganlar chiqarib yuborishgan. O'sha chiqib ketgan odam hozir qaytib kelib yana savol beryapti bizga. Qayerga borsangiz shu savolni beryapti. Bu bid'atga savob bo'ladi, ya'ni anaqaga savob bo'ladi, ixtilofga. Lekin o'rganib qo'yishingiz kerak hammasini. Mu'tazilalar nima degan bu masalaga, mujassimalar nima degan, Maturidiy ash'arilar nima degan. Imom buni o'qisin hozir. Qaradi sizni. Aytadiki, nimaga ta Hanafiymiz, aqidada Maturidiyimiz deymiz deydi. Savol to'g'riga o'xshaydi. Ha? Aslida sal ilmiy yondassa, savoli noto'g'ri. Nimaga biz mazhabimizdanmi? Hafs an men Hanafi mazhabida qiroat qilmaymiz degan o'xshagan gap bu. Abu Hanifa qori bo'lgan, qiroatda ham imom bo'lgan, lekin qiroat mutaxassisligini qoldirmagan. Shuni olamiz. Aqidada Abu Hanifa mutaxassis bo'lgan, aqidada Ahli Sunnaning imomi bo'lgan, lekin u mutaxassislikni qoldirmagan. Uni Imom Maturidiy qoldirgan. Merosda boshqa misol uchun vasiyatda boshqa shunga o'xshagan narsani mutaxassisligi bor. Abu Hanifaning mutaxassislik mutaxassis ekani hamma ittifoq qiladi, lekin uni mashg'uloti bo'lmagan. O'zlari aytganlar, men degan buni mashg'uloti bilan shug'ullandim deganlar. Qachon Imom Maturidiy kerak bo'ladi desa, Hashaviylar chiqsa, Mu'tazilalar chiqsa, ularning savollariga boshqa joyda javob yo'q. Topamaysiz. Yana qaytadan hadis, bu ham hadis keltiradi. Yanzil Robbunani mujaddid zoti bilan tushadi deydi. Mu'tazilalar hammasini ta'vil qilamiz deydi. Ikkalasi ham ikki tomon ketib qoldi. O'rtadagi gap kim aytadi bizga? Imom Maturidiy aytadi. Yanzil Robbina deymiz bo'ldi. Unga nisbat jism nisbat bermaymiz. Zoti bilan tushadi demaymiz. Masalan sab'atun yuzilluhumullohu fi zillihi. Ha? Bitta hadis rivoyat. Alloh o'zini soyasida soyalantiradi. Allohning soyasi bo'ladi. Quyoshdan tushadi soya. To'g'rimi? Ha, boshqa rivoyatda fi zilli arshihi kelgan. Demak, fi zillihi bilan fi zilli arshihi matnda ikkalasi ham rivoyati bormi? Boshqalarda ham shunga o'xshagan narsalar bo'lishi kerak. Yanzil robbuna.
tenzili rahmet Rabbine. Görüşü mümkün mü? Ha? Çünkü davamı da var mı rahim soragan bir hemen, var mı istiğfar soragan keçir hemen deyip durdu da. Boladısı boladı mı? Boladı. Bu endi mutaxassislar ortasında karşıya çıkan adamga cevap olarak gerek. Ve halen ki bizge ne gerek özü? Hadisten mağfaret gerek. Tahaccüdge duruş gerek. Bu oldu. Başka nasıl gerek emez. Hadır hemen mavzu kop gitken yanzili Rabbuna bir a**cancar bu yatmış. Gerek mavzularda. İslam'ın mahiyeti kastan şunaka kılınken. Bunlarını müstaşıklar kıyken başlanışıydı. Uşa 1760 yıllarda Gollandiya'da açılgen, Allah'ta üniversite açılgen Müslümanlar mı? Gayrı Müslümanlar açgen. Açıp kanaka ıhtılaf buysa, meyde buysa yem. Ab çıkıp meydanga taşıysalar değilgen ularge. İslam ümmeti birliğe putur yetiş gerek, ıhtılaf kılış gerek. Netice birgen. İlgari uşa şaht, vanberi, ge okşagen adamlar. Arap dilini o'rganib bu masalalarni qilgan bo'lsa, hozir endi ularga hojat yo'q. Hozir ichimizda qilishyapti. Otini Yusuf qo'yib olgan, Sodiq qo'yib olgan, har xil ismlarni qo'yib olib, bizning nomimizdan, bizning tilimizdan gapirishib, ular qiladigan ishni ular qilishyapti. Eng razil narsa ixtilof, ixtilof to'xtatish kerak. 1000 yil ümmet bir bub kegen narsanı kurtarıp çıkışıp kayıttan kurup çıkaylık bunu dedi. Maturidilerin akidesini bir kurup çıkaylık. İmam Buhari'nin akidesi bilen Maturidi akidesi orkasındaki fark. Ders kılaylık. Dip boşa eğlendirişti. Hoy notu kuru kıyaslar desek. İhtilaf kuma değil. Bizge ihtilaf kuma değil şey. Uyundu karaylar. Min yıllık ittifakını bozup bizge karab ihtilaf kuma değil şey. Sen kimsen sen? Ümmet misin bitti uzun? Neç mette çakırdım şularını? Bana İmam Maturidi'nin metinleri, kitapları. Seller onu broşüreye çıkarıp alıp yapırmaları. Kel uzun kitabından yaklaşamız. Yok, kelamıydı. Demek ki onlar ki o şey, ıhtıraf kuradığın adamlar birgen mersanı yapıp yapıp kalas. Bismillah. O'zi o'qimagan, o'zi mutaxassis emas, tagiga yetmagan masalan. Shu masalani mana bu yerda ham ko'p talabalarga uchrayapti. Ba'zi talabalar o'qib bitirgandan so'ng O'zbekistonga qaytib, O'zbekistonda ya'ni shu turgan kitob masalalarini yana xuddi shunday aytgandek tarqatmoqda. Shuning uchun hozir O'zbekistonda tarqata olmaydi. Tarqata olmadi. Qiyin masala. Bitta o'qiganingizdan keyin sizda 3-ta yo'l bo'lib qoladi. Yaxshi o'qisangiz, xalqqa foyda manfaatingiz bo'lsa, yurtingizga borib xizmat qilasiz. Xizmat qilyapti. Inshaalloh Alloh taolo ixlosingizga yarasha beraveradi. Ikkinchi yo'l bitta qolish kerak bo'ladi. Bitta qolishni iloji yo'q ba'zi o'rinlarda. Aleyküm selam ve rahmetullah. Stop. Bu şey.